Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı değil mi? Hem ona bakacağız hem de teknik bir analiz yapacağız. Öncelikle gelin söz konusu olan şu 3 şarkı yani Anna Aref, Jump, Çağatay Akman Gece Gölgenin Rahatına Bak ve Güllü Her Şeyim Oldun adlı şarkıyı bir sırayla dinleyelim. Jump. Her şey Çağatay Akman'ın YouTube'a Gece Gölgenin Rahatına Bak adlı şarkıyı yüklemesiyle başladı. Şarkı özellikle sosyal medya fenomenleri tarafından öyle bir destek aldı ki çok kısa sürede 240 milyon gibi bir izlenmeye ulaştı. Mesele Türkiye'de gündeme gelince ki bu Arak meselesi yeni değil. Parça ilk yayınlandığı andan itibaren insanlar bunu belirtiyorlar zaten. Fakat demek ki gel zaman git zaman Anna Aref ve onun kayıt şirketinin kulağına kadar gitti mesele ve en sonunda YouTube'a başvuruda bulundular. Dediler ki bu şarkının bu bölümü Çağatay Akman'ın değil bizimdir ve bu videoyu kaldırın. Peki YouTube ne yaptı? Videoyu kaldırdı. Yani ilk etapta Anna Aref şu anda haklı görünüyor. Şimdi arkadaşlar olaya devam etmeden şunu da belirtmek istiyorum. Anna Aref'in YouTube kanalına girdiğiniz zaman Türkçe'de anonimleşen birkaç tane şarkının bölümlerinin kullanıldığını görebilirsiniz. Bunlardan en belirgin olanı mesela Uzun İnce Bir Yoldayım. Şimdi işler burada biraz karışacak çünkü Çağatay Akman'ın Instagram storiesinde yapmış olduğu açıklamada Anna Aref'e bir atıf vardı. O atıf da şuydu. Bir dakika kardeşim, bu şarkı size ait değil. Bu şarkı 1994 yılında Güllü tarafından yayınlanmış Her Şeyim Oldun adlı şarkının ilgili bölümü. Şimdi gelin isterseniz o açıklamayı da hep birlikte bir dinleyelim. Sadece sample vardır İsrailli bir grubun. Onlar da Güllü'den almışlar. Telifini falan filan her şeyini aldık. Emin olun ki çalıntı bir şey olsaydı şu zamana kadar 6 milyon da durmazdı, direkt kaldırırlardı. Tüm bunlar olurken yani Çağatay Akman ilgili bölümün Güllü'nün seslendirdiği Mehmet Ali Sezer'in de müziğini yapmış olduğu Her Şeyim Oldun adlı şarkıdan geldiğini söylerken Anna Aref ise bu videonun yayınladığı tarih itibariyle aynı güne denk gelecek bir Türkçe altyazılı açıklama yayınladı. The song Jump is an original composition by Anna Aref Bayas released on YouTube on November 2012. Last year when Çağatay Akman's song came out, he wrote that the music is by us, by Anna Aref. And few days later, he changed the credit and wrote that we stole the song from Mehmet Ali Sezer, which we've never heard about. So we had to take an action and we took down Çağatay Akman's song off YouTube. Of, yine dolambaçlı bir şeyin içindeyiz arkadaşlar. Çağatay Akman ben Güllü'den aldım diyor. Anna Aref de Türkiye'deki herkese çok teşekkür ederim, parça benim, sanat kazandı gibi laflar ediyor. Ve Çağatay Akman da dedi ki kardeşim esas siz gitmiş Güllü'den afırmışsınız. Hatta adama para da ödememişsiniz. Sonuna da ekliyor, ben gittim Mehmet Ali Sezer'e bu şarkının telif parasını ödedim. İsraillere telif ödemem gerekmiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Onlar zaten Mehmet Ali Sezer'e ödememiş. Ben Mehmet Ali Sezer'e ödüyorum. Telifi de Anna Aref atmadı. Atamaz çünkü Kültür Bakanlığı'nda benim her türlü şeyim var yani. Peki o zaman sen kendi klibinde niye Anna Aref yazdın? Çünkü recording hakları onlarda. Burada handikaplı bir durum daha var arkadaşlar. O da şu: Çağatay Akman telifin kendisine fake bir Anna Aref kanalından geldiğini söyledi. Anna Aref de resmi açıklama yaptı. Telifi biz attık. Yani arkadaşlar iki ucu bir şeyli değnek. Yani henüz daha kimdir nedir belli değil. Şimdi arkadaşlar gelin şu dananın kuyruğunu kopartalım. Bizi biliyorsunuz işi bilene bırakmayı çok severiz. Şimdi çocukluk arkadaşım olan Pelin'in yanına gideceğiz. Pelin de arkadaşlar 9 Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölümünde şu anda doktor yapıyor. Aynı zamanda orada araştırma üyesi. Evet arkadaşlar, parça sadece yarım ton üstteydi. Biz aşağıya çekince birebir neredeyse aynısı oldu diyebilirim. Parçada gördüğünüz gibi daire içinde fa diyez notası atılmış. Onun yerine devamındaki re'den itibaren başlanmış. Bu da bu re fa diyezin yerine çekildiği için vuruş değişikliğine sebep olmuş. Ezgi tamamen aynı. Peki o zaman Pelin, şu sondaki işaretlediğimiz ikinci çemberler var. Bu bölümü de parçaya dahil etmemişler ama göbek kısmı olduğu gibi Çağatay Akman ve Anna Aref'in şarkısının aynısıdır. Evet, aynısı. Sadece sonlarını almak istememişler. Birinci ve ikinci partisyonlar birebir aynı. Güllü'nün Her Şeyim Oldun şarkısının girişinden bir nota ve sonundaki 2-3 ölçü atılmış. Onlar da onun aynısı. Yani burada şunu gördük, parça Güllü'nün. Evet, parça kesinlikle Güllü'nün. Sonuç olarak arkadaşlar sanat camiasında da inovasyon dediğimiz yani teknoloji ve geliştirme alanında da esinlenme diye bir şey vardır. Fakat bu mesele bence esinlenmeye benzemiyor. Yani biraz şuna benziyor: bahçıvan, arabacıya arabacı, bakkala en son bakkalın ne olduğu belli değil. Yani Güllü'nün konuyla ilgili bir açıklaması bile yok henüz. Biz de arkadaşlar üzerimize düşen görev olarak sizlere bilgiyi en yalın haliyle sunmaya çalıştık.
son kararı sizin vermenizi istiyoruz. Hemen şuraya bir anket hazırladım. Sizce bu tartışmada kim haklı? Yani sizce şarkı hakikaten ilk Güllü'den mi alınmış? Ne olmuş? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Şu ankette ve yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Egari artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey yorum bölümünden bize sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.